Teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Sayın Öğüt buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, biliyorsunuz dünyanın en önemli göç yollarından birisi de İstanbul'da kuzey ormanları. Bu kuzey ormanlarının havalanı ve otoban yüzünden kesilen çok ciddi ağaç sayısı var. Bir de yüzlerce 98 göletin kurutulduğundan bahsediliyor. Harfiyatla için doldurulduğundan bahsediyor. Ben birisini gördüm, bizzat şahidim. Bazı ağaçlar artık aceleden kesilmiyor, üstüne harfiyatla ağaçların üstü kapatılıyor. Burada İstanbul'un önümüzdeki dönemde susuzluğuna çok zararı olmayacak mı diye soruyorum. Bu göç yollarındaki engellemeyecek mi diye soruyorum. Bir de zeytin ağaçlarının burada sökülmüş olması, Manisa'da sökülmüş olması sizin bazı bakanlarınız tarafından da belki kanunsuzdur diye nitelendi. Bakanlık olarak o koloni inşaata dava açmayı düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Buyurunuz Sayın Bakan. Evet. Şunu özetle vurgulamak istiyorum. Üçüncü hava alanı ve özellikle üçüncü köprü yollarıyla alakalı biz protokola da koyduk. Kesilen her ağaç için en az 5 tane fidan dikilecek. Bunu özetle vurgulamak istiyorum. İkinci husus da özellikle orada bir takım göletlerden bahsettiniz, gölcüklerden. Ama bu göletler hiçbirisi tabii gölet değildir. Tamamen orası zaman zaman ben oradan geçerken havadan bakıyordum. Adeta aydaki kraterler gibi. Çünkü zaman içinde bizden çok önce kömür çıkaracağız diye düşük efsaflı kömürler orada. Evet, bir tekrar açarsanız. Alanlar maalesef tamamen çukurlar açılmış. Bunlar göletçikler, suni gölet değil, tamamen çukurlardır. Bunlar zaten dolması gerekiyor. Yoksa orada sulak alan olarak Terkos Gölü var. Onun dışında orada Ali Bey Barajı dışında bir sulak alan yok. Onu da özetle vurgulamak istiyorum. Terkos'a? Yok, Terkos'un su seviyesi gölden, denizden daha yüksek. Dolayısıyla Terkos'tan oradan fizik olarak yüksek kottan alçak kota sızma olur. Herhangi bir şey yok. Nerede? Eğer açıklarsa müsaade ederseniz efendim. Evet, herhalde, bir dakika lütfen cevap verebilirsiniz. Bir dakika daha ek süre size verdim. Sayın Bakan buyurun. Efendim şimdi sordunuz zaten hemen cevap vereyim. Gediz'de bakın biz üzerimize düşen müsaade buyurun. Orada özellikle belediyeleri taksim ettik. Belediyeler kendi üzerine düşen vazifeler yaptı mı? Yapmadı. Ama biz erozyon kontrolü bütün dereyi ıslah ettik. Hatta oradaki alanları koruduk. Dereler neredeyse tamam ıslah oldu. Hatta şu anda lütfen karşılıklı konuşmayalım. Ama kalitede fevkalade iyileşme var. Beraber balık tutalım. Beraber balık tutmaya gidelim. Teşekkür ederiz efendim. Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 15 dakika ara veriyorum.